Merhaba sevgili seyirciler. Koronavirüsü hepimizi etkilemeye devam ediyor. Bugün itibariyle Hollanda devleti 28 Nisan'a kadar alınan önlemleri uzattığını duyurdu. Başbakan Rutte açıklamayı yaptı. Bu ne demek? Şimdiye kadar son 2-3 haftadır olan önlemler önümüzdeki 4 hafta boyunca da devam edecek bu şekilde. Biliyorsunuz 15 Mart itibariyle Hollanda'da okullar kapatıldı. Üniversite ve yüksekokullar online eğitime geçti. İlkokul ve ortaokullarda bunları bu şekilde de online şekilde devam ettirme kararı alınmıştı. Şimdi yayınlarımıza devam ediyoruz. Evde Hayat Var programının ikinci bölümünde bir eğitimci konuğumuz var. Ahmet Suat Arı. Kendisini yakinen tanıyorsunuz. Haber Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyor. Aynı zamanda bir öğretmen kendisi. Suat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsın Suat abi? Nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor günlerin bu korona virüsü şeylerinde, günlerinde? Olağanüstü bir durum söz konusu. Evde geçiyor büyük bir kısmı. Yani çok nadir dışarı çıkıyoruz. Sadece zorunlu kaldıkça. Ama evden çalışmaya çabalıyoruz. Tabii ne kadar mümkün olursa bu da demektir ki bugüne kadar yapılan hazırlıkların özellikle dijital eğitim alanındaki hazırlıkların aslında hiç de boşuna olmadığı, tam aksine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu gün yüzüne çıktı. Sabah kalkıyoruz, gazeteleri gezdirdikten sonra bilgisayar başına geçip öğrencilerin bir gün önce yapmış oldukları çalışmaları gözden geçirip yeni çalışmaları tekrar onların programlarına yüklemek, işte onlarla iletişime geçmek, velilerle iletişime geçmek, neler yapılabileceğini birlikte kararlaştırmak derken gün böyle başlıyor. Gün içinde sürekli takip halindeyiz. Evet. Çoğu Suat abi zaman peki bu nasıl oldu sizin? Yani okul buna hazırlıklı mıydı? Yoksa son günlerde yeni araştırmalar mı yaptınız? Nasıl geçtiniz dijital eğitime? şimdi ben aynı zamanda sadece eğitimci değilim, aynı zamanda okulun hem bilişim koordinatörü hem de dijital eğitim uzmanıyım. Evet. Öğretmen arkadaşları bu konuda eğitmekle de yükümlüyüm. Geçtiğimiz 2 hatta 3 yıl boyunca sürekli öğretmen arkadaşlara dijital eğitimin gerekliliğini ve dijital eğitimin artık bir keyfiyetten ziyade bir zorunluluk olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bu konuda epey mesafe kaydetmiştik. Daha önceleri benim için bilgisayar çok yabancı bir şey. Bunu öğrenmek de istemiyorum. Ben bunu zaten öğrenemem diyen insanlar şimdi hem öğrenmek istiyor hem de öğreniyor. Bir davranış değişikliği söz konusu oldu. Onun faydalarını şimdi herkes kendisi birebir yaşayarak görüyor. Tabii bizim çalıştığımız alan pazar açısından pek çekici olmadığı için çok fazla bir seçeneğimiz yok. Çoğu zaman kendimiz bir şeyler yapmak durumundayız. Onun için de eğitimcilere çok iş düşüyor. Normal eğitim sistemlerinde hazır, sizin sadece uygulayacağınız programlar var. Ama bizde hiçbir program birebir uygulanacak durumda değil. İster istemez sizin müdahale etmeniz gerekiyor. İşte geçtiğimiz yıl çok yoğun bir hizmet içi eğitimden geçirdik arkadaşları, eğitimcileri, asistanları. Ayrıca bizde uygulama derslerini veren eğitimciler de var. Onları dijital materyalleri kendi yaptıkları işte kullanmayı öğretmeye çalıştık ve büyük mesafe kaydettik. Tabii teoriyle uygulama arasında geçmişte büyük problemler vardı. Biz geçtiğimiz 2 yılda bunu aşmaya çalıştık. Bütün eğitimci arkadaşları yaptıkları eğitime programları uyarlayarak eğitmeye çalıştık. Ve artık
daha önceki bu iş hobiistlerin, işte bu işi sevenlerin hobi olarak yaptığı iş olmaktan evrildi. Şimdi herkesin artık vazgeçemeyeceği, bunun sadece birkaç kişiye mahsus bir imkan olmadığı ama eğitimin de vazgeçilmez bir parçası olduğu kavrandı. Tabii böyle bir olağanüstü durumda da bunun uygulaması yapılıyor. Artık benim arkadaşları motive ederken söylediğim şeylerin hiçbirisine gerek kalmadı. Çünkü kendileri şimdi birebir yaşıyor. Eğitimci arkadaşlar kendileri sürekli yeni bir şeyler yapıp, yeni dersler hazırlayıp paylaşıyor. Uygulamacı arkadaşlar fikirlerini bu sefer dijital ortama döküyor. QR kodlarıyla öğrencilere ulaştırıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Evet. Suat abi, tabii ki aileler bu durumda nasıl karşılıyorlar? Yani şimdi sağdan soldan duyuyoruz. Anne babaların işte son iki haftadır çok zorlandıklarını gözlemliyoruz da. Aynı zamanda çocuklara eğitim vermekte zorlanıyorlar. Hele ki işte ilkokul çağındaki çocuklar ise bunlar. Anne babalara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Şimdi bizimkiler ilkokul seviyesindeki öğrencilerin anne babalarının sıkıntılarını birkaça katlayarak düşünün. Bizimkiler öyle. Sadece engelli, zihinsel engelli değil, aynı zamanda davranış problemleri olan ergenler, ergenlik çağında gençler. Evet. Haliyle bunların sıkıntısı daha fazla. Veliler çoğu zaman söz geçiremiyor. Okul ve okul dışı imkanların hepsi ortadan kalktığı için bütün yük velilere düşüyor ve her veli de bunun altından kalkacak güce ve kapasiteye sahip değil. Bu bizim en çok kafamızı yorduğumuz konulardan birisi. Hem ortopedagoglarımızla hem sosyal danışmanlarımızla acaba bu öğrencilere neler yapabiliriz, ekstra hizmet olarak neler yapabiliriz diye düşünüyoruz, fakat alınan tedbirler elimiz kolumuzu bağlıyor. Okulu açamıyoruz. En azından birkaç öğrenciyle okulu açıp onlarla bir şeyler yapabilmeyi isterdik. Ama üç kişiden fazla kişinin bir arada olması, aynı binada olması yasak olduğu için onu da yapamıyoruz. Ama velilerin özellikle şu aşamada yapabilecekleri en iyi şey öğretmenleriyle, okulla irtibatı sürekli sağlamaları, onu koparmamaları ve çocuklarını da doğrudan irtibat sağlamaya yöneltmeleri. Öğretmenlerin ister istemez çocuklar üzerinde etkisi velilinkinden daha fazla. Çünkü öğretmen profesyonel yaklaştığı için duygusal bir problemi yok çocuklar. Duygusal bir sıkıntıları olmadığı için öğretmeni dinlemeleri daha kolay. Mesela evet, bazen oluyor, çocuk anne veya baba arıyor. Benim oğlum veya kızım hiçbir şey yapmak istemiyor. Tamam diyorum, siz bana telefonunu verin. Ben arıyorum onu. Ertesi gün bir bakıyorum, bir sürü şey yapmış. Hiçbir yani şey söylemedim. Yani öğrencilerle birebir de irtibat halindesiniz öğretmenler olarak, tabii, öyle mi? Hepsiyle olmasa da ihtiyaç duyduğum öğrencilerin kendi telefon numaralarını da alarak doğrudan iletişim geçmeyi ben tercih ettim. Çünkü öbür türlü dolaylı olacak. Çoğu zaman başarılı olma şansı çok düşük o zaman. Doğrudan kendisini aradığınız zaman hem motive etmeniz daha kolay, hem de sizi duymuş oluyor. Aranızdaki tabii daha önceki kurulmuş olan bağ, onu motive etmede ekstra etkili oluyor. Bundan veliler de çok memnun. Çoğu zaman telefon ettiğiniz zaman hemen çocuğuna telefon uzatıyor, öğretmenin arıyor diye. Belki kendisiyle konuşmaya ihtiyaç hissediyoruz ama onlar artık bunu iyice benimsedikleri için bizim evet, işimizi üzerimizden, yükümüzü üzerimizden alın der gibi bir şeye giriyorlar. Ama şimdi bugün tabii, 28 Nisan'a kadar uzatıldı tabii şimdi okulların kapalı kalması. Bir ihtimale göre yaz tatiline kadar da uzatma ihtimali var tabii, 28 Nisan'dan sonra tekrar bakılacak. Bu durumda öğrencilerin okullardan geri kalma gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Hem de nasıl, yani özellikle şimdi
Ben günlük öğrencileri takip ediyorum. Öğrencilerin %60'ı bir şeyler yapıyor. Ama tabii okuldaki sabah 8.30'dan öğleden sonra 2.30'a kadar olan eğitimi bilgisayar başında telafi etmeniz mümkün değil. Bu sadece bilgisayar başında sadece bilişsel eğitim verebilirsiniz. Ama bunun sosyal eğitimi de var, sosyal duygusal gelişimi de var, beden eğitimi var, uygulamalar var. Bunların hiçbirisini yapamıyorsunuz. Evet. Bu %60 en azından normal okulda alacağının yarısını aldı diyelim. Ama evet. %40'lık kesim bunlar çok büyük, zaten geri kalmışlık söz konusu. Biraz daha geri kalacaklar. Normal şartlarda geri kalmış kişiler. Şimdi özellikle bizim öğrenciler zaten yıllarca bir geri kalmışlıktan muzdaripler. Bu telafi edilmeyeceği gibi daha da büyüyerek devam edecek. Başbakan Rütü'nün basın toplantısını dinleme fırsatı bulduk Suat abi az önce. Bu konuda ne düşünüyorsun? Başbakan Rütü'nün açıklamalar hakkında ne diyorsun? Başarılı buluyor musun kendisini bu süreçte? Bence başarılı. Çünkü toplum nezdinde de karşılık buluyor. Makul açıklamalar. Çok fazla şoka sokmadan yavaş yavaş. İlk başta mesela okulları kapatmaya yeltenilmedi. Çok fazla müdahale edilmeme yönündeydi. Ama işin ciddiyeti ortaya çıktıkça sürekli yeni tedbirlerle alıştıra toplumu hazırladılar. Şimdi herkes artık bunun alınan tedbirlerin keyfiyetten öte bir zorunluluk olduğunu kavramış durumda. Dışarıya çıktığınız zaman ben mesela fırsat buldukça spor yapmak için dışarı çıkıyorum, koşmaya gidiyorum. İnsanlar birbirini görünce karşılaşacakları zaman mümkün olduğu kadar mesafeyi açıp, hatta bazılarına öyle gözlemliyorum ki nefesini tutarak geçiyor. Artık insanlar işin ciddiyetini kavradı ve bunda da başbakanın açıklamaları bence oldukça etkili. Tabii bu sadece bir başbakanla olan bir şey değil. Diğer siyasiler de başbakana karşı bir iki istisnası hariç başbakana karşı olumsuz bir tavır sergilemedi. Tam tersine tedbir alınacaksa hep beraber alacağız diye arkasında durdular. Hatta bizim gibi Türkiye gibi ülkelerden gelen insanların anlamakta zorlanacağı bir sağlık bakanının işi altından kalkamayacağını anlamasıyla görevi bırakmasından sonra muhalefet üyesi bir siyasinin bakan olarak atanması söz konusu bu ülkede. Haliyle bunlar aynı zamanda stratejik de kararlar. Şimdi o bakana tabii karşı... Toplum nezdinde de bu şeyi gördü, pozitif anlamda bir geri dönüşümü olduğunu da görüyoruz. Suat abi, yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Spor yapıyorum dedin. Evde şimdi karantinada duran kişilerin böyle çok fazla ev içinde canları sıkıldığı falan da haberler geliyor. Bu konuda nasıl bir günün nasıl geçiyor? Spor yapıyorsun. Başka nelerle uğraşıyorsun? Şimdi tabii spor her gün yapamıyoruz. Yani ben hemen 100 metre sonra, evimden 100 metre sonra zaten şehir dışındayım. O yüzden çok insanlarla sıkı olmadığım için spor yapma şansım var. Ama evdeyken işte kitap okumaya çalışıyorum. Zaten günün büyük bir kısmı bilgisayar arkasında çocukları takip etmekle geçiyor. Onun dışında bahçeye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatta geçen hafta carportu, garajı boyadım. Komşu, evet. Dedim hazır başlamışken bir bütün olduğu için komşuya dedim seninkini de yapıyorum. İşte bir şekilde bir şeyler buluyoruz kendimize. Ama çok fazla bilgisayar arkasında oturduğumuz için normal okumak istediğim bir sürü kitabım var. Hala sehpanın üstünde beni bekliyorlar ama onları açıp okuma fırsatı bulamıyorum. Fırsattan istifade, kitapları okumaya devam edelim diyorsun.
İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Almanca öğrendim. Onu da geliştirmeye çalışıyorum. Arapça öğreniyorum. Bu fırsatı O artık güzel. başka türlü yani bir koltuktan bir koltuğa yer değiştirmekle geçirmektense bir işe yarayan bir şey yapalım dedik. Evet. Değerlendirmeye Çünkü çalışıyoruz. insanlar birbirinin ne yaptığını da bu süreç içinde merak ediyor. Yani evde duruyorlar işte televizyon başında olsun, bilgisayar başında olsun ama başkaları ne yapıyor acaba diye merak ediyorlar. Biz de bu yüzden Evde Hayat Var programımızla aslında başka insanların, insanlarımızın neler yaptığını da böyle izleyicilerimize göstermek istiyoruz. Evet. Yani ben evde oturmayı, evde olmayı severim. Ama tabii bu evde miskin miskin oturma anlamında değil. Evimde olmayı severim. Ama evimdeyken de ben hiçbir zaman oturup da hiçbir şey yapmadan durmuyorum. Mutlaka bir şeylerle uğraşıyorum. Ya işte yemek yenecekse yemek mutfağa giriyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Dergileri okuyorum. Gazete okuyorum. Film izliyorum. Yani mutlaka bir meşgalem vardır. Canım sıkılıyor gibi bir kavramı ben evde de tanımıyorum, dışarıda da tanımıyorum. Ama tabii Evet. çok sık duyduğumuz bir şikayet işte vakit geçmiyor. Mutfağa da daha çok uğruyor musun abi? İyi yemek yaptığını biliyorum. Maalesef son zamanlarda pek fazla mutfağa gidemiyorum. Eşimin diyeti dolayısıyla ben diyor bu işi ben üstleneceğim. İyi o zaman diyoruz madem öyle. Çünkü benim yapacağım şeyler o diyete uygun olmayacağı için Evet. ipleri kendi elinde tutmak istiyor. Biz de gayri Sen o ihtiyari. zaman bir yaptığın böyle güzel bir yemek yaptığında biz sana bağlanalım. O zaman onun bir tarifini alalım Suat abi senden yakın zamanda. Tamam, bir tekrarlayalım geçmişte yaptığımız yemek programını. İnşallah, inşallah. Suat abi ben çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığın için. Ben çok Şu teşekkür ederim. önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum öğrencilerinle. Sağ olasın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler. Görünen o ki koronavirüsü tabii bir 4 hafta daha bu Hollanda'da önlemler uzatıldı. Başbakan Rutte'nin basın toplantısını dinledik. Ne dedi? Kısaca hatırlayalım. 28 Nisan'a kadar bütün önlemler uzatıldı. Okullar yine kapalı olacak. Diğer şu ana kadar kapalı olan işte kuaförlerdir, düğün salonlarda onların da kapalılığı devam edecek. Evde kalmanın önemine vurgu yaptı Başbakan Rutte. 1,5 metre mesafeyi koruyun dedi. Yani görüyoruz ki bu bir ay daha bizi meşgul edecek bu önlemler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. İyi günler.